Şimdi efendim koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor dedik. Sonbaharın yaklaşmasıyla grip ve zatürrenin de korona vakalarına ekleneceği ihtimali uzmanları korkutmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü belirtileri benzer olan grip ve zatürrenin koronavirüsle karıştırılmaması için aşı yaptırmayı önerdiler. Ancak gelin görün ki eczanelerde ne grip ne de zatüre aşısı var. Peki aşılar ne zaman gelecek? Bu aşılar koronaya karşı koruyucu özelliğe sahip mi? Haberimizde izleyelim. Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 22 milyonu geçti. Can kaybı da 778 bini aştı. Sonbaharda grip ve zatürrenin koronavirüs vakalarına ekleneceği ihtimali uzmanları düşündürüyor. 65 yaş üstü hastalarımız ve özellikle kronik hastalığı olanlar risk grubunda. Bunlar sorgulamadan aşılarını yaptırmaları gerekecek. Dünya Sağlık Örgütü belirtileri benzer olan grip ve zatürrenin koronayla karıştırılmaması için aşı yaptırmayı öneriyor. Tabanda yatan bir hastalığı olan vatandaşlar koronadan daha çok etkileniyor. Yani ölüm riskleri çok daha fazla oluyor. Bu sebeple önlem çok önemli hale geliyor. Sanılanın aksine grip ve zatürre aşısının koronayı tedavi edici bir özelliği yok. Akciğerdeki enfeksiyondan dolayı korona en etkin bir şekilde hastayı teslim alıyor. Bu sebeple tabii ki yani pnömoni riskini düşürecek her türlü önlem onun için önemli. Bu aşıyı yaptırmaları gerekecek. Özellikle risk grubu. Grip aşılarımızda tabanda yatan hastalık olmaması açısından antiviral bir tedavide olarak düşünebilir. Yani virüse karşı daha dirençli olacağınız için başka rahatsızlıklar yaşamaması için vücut direncimizi yüksek tutacaktır. Hastanelerdeki yoğunluğun önlenmesi için aşı öneriliyor. Ancak eczanelerde ne grip ne de zatürre aşısı bulunabiliyor. Grip aşıları sezonluk aşılar biliyorsunuz. Her sene yaklaşık Eylül'ün sonu, Ekim'in başı bazen Kasım'ı bulabilen zamanlarda geliyor. Şu an depolarımızda yok. Eczanelerimizde yok. Sevkiyatı gerçekleşmedi çünkü üretim bandından çıkmadı. Bu süreci bekliyoruz. Pnömoni aşılarımız da çok kısıtlı sayıda geliyor. Özellikle hastanelerdeki vakaların sayısı yükseldiği için önlem alması gereken grubunda artık bunu keyfi değil, zaruri bir şekilde uygulamaya koyulmasını emretti adeta. Bu süreç tabii ki aşının da talebini yükseltti. Doğal olarak her sene yeterli olan aşı miktarları şu an bu sene yeterli olmayacaktır. Geçen seneki rakamla bile talep oluşmuş olsa biz aşı yokluğu çekiyoruz. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin aşıların en geç Kasım ayında eczanelere ulaşacağını söylüyor. Aşı miktarında sorun yaşanabileceği ihtimali nedeniyle uyarıyor. En geç Kasım ayında bekliyoruz. Bunun ne kadar sayıda geleceğini bilmiyoruz. Eczaneleriyle şimdiden irtibata geçebilirler. 1 milyon 150 bin geçen sene. Bu sene 3 milyon aşı geleceği iddia ediliyor. Ama bu firmanın açıklamasıyla ne kadarı işte sağlık ekibine dağıtılacak, ne kadarı bizlere geçecek onları henüz tasarrufta bulunmadılar.